Evet. Hazırlanıyorlar. Isınma bitti. Artık o beklenen an geliyor. Maçımız başlayacak. Ortada zannediyorum bir iddia yoktu. Kendi aralarında koymuş olabilirler. Cantu biraz iddiacıdır. Sen koyabiliyor musun? Ben onlar için. Onlar için koyabilirim. Ben Mark, senle girebiliriz iddiaya. Çok hızlı bir şey koyalım. Ama gelmiyor şu an aklıma. Benimle gelmiyor. Yani arkadaşlarına keyifli olabilir. Sonuna kadar hizmet etsin diyeceğim. İkimiz de uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Evet. Yani şu an benim görebildiğim kadarıyla Rip tarafı birazcık ağır basıyor. Mervan'la Unlost bire bire kaldı. Bakalım Mervan o saklı yeteneklerini gösterebilecek mi? Hayır. Unlost. İlk round. Unlost tarafından, Unlost'un takımın tarafından kazanıldı. Düellolardan kaçmıyor oyuncular. Zaten bu gösteri maçı. Çok da kaçmamaları gerekir. Sonuçta eğleniyoruz. Kesinlikle ben Mark ne? Bence şu an yemeği ikişer ikişer bölüşüyorlar. Bir iki kilo aldı, bir iki paylaşım var. Rip'ten gelen bir kill. Tek başına kaldı Unlost. Üzerine gidiyor bu arada Rip. Pek çekincesi yok. Eğimle güvendiği çok çok belli. Ama Unlost kendisini çok fazla göstermiyor. Bu sırada Mervan nerede? Bütün bunlar yaşanırken bilmiyorum ama Rip Mervan'a pek de ihtiyaç duymadı. Durum 2-1 oldu. Unlost tarafı hala üstün. Bu sefer Magnum açılıyor. Üstün bir başlangıç ve yine iki tane kill çıkardı bir round içerisinde. Evet. Çünkü bence bu şekilde anlaştılar kendi aralarında. Birer birer oynuyorlar. Magnum'u görüyorsunuz. Sağ üstten yardırmaya devam ediyor. Ve başka iki killlik performans daha. Zannediyorum Rip vs. Magnum olacak. Sahneyle konuştuğunda heyecanlıydı biraz sahneye çıkacağı için. Bu süredir yaşamadı çünkü bunu. Ama heyecanını çok hızlı atmış gibi bir görüntü var şu an. Sakin. Yavaş yavaş duruyor Rip. Okuyamadı oyunu. Ve 5-1 oldu. Gayet net bir üstünlük var Alnos tarafında. Evet, burada Berk'ten biraz bileğini konuşturmasını bekliyorum. Evet, Berk! En sonunda. Geç kalmış olmaması lazım. Ve üst üste roundlarda Rip'in killerini izledik. Berk benim herhalde gaz vermemi beklemiş. Muhtemelen duyuyordur seni. Magno'ya bu sefer gösteriyi o devraldı. İlk kilondan Mervan yaşıyor. Ne kadar Mervan, ilk kilini al Mervan. Oo, güzel spray transfer yalnız. Ben biraz Mervan'ın tarafını tutuyorum. Takım tutmuyorum ama Mervan'ın tarafını tutuyor olabilir. Bu şey garibandan yana. Evet, biraz şey. Olabilir. Birebir bir değişim tekrar. Mervan Magno'ya karşı. Bak ne, dalatıcı öyle ama Mervan'dan clutch geldi. Mervan, tebrik ediyorum seni. Bence o kadar da küçümsememek lazım. Hemen Instagram'da paylaşmalısın bunu. Bir canı var sadece, nereye kaçacağını bilemedi Mervan. Mark Leon'u düşürdü. Rip iki oyuncuya birden karşılık vermeye çalışacak. Biraz saklanıyorlar sanki. Mermisi bitti. Ve Unlost beklemediği açıdan geliyor Rip. Çünkü canavarların arasında kaldı. Berk de biraz geldi. İki eski abisi karşısında şu an. Hızlı bir round oldu bu. Farkı da kapatıyorlar sanki yavaş yavaş. 7-5 oldu durum. Mervan. Mervan'da gözlerinin üstünde. Oo. Güzel bir kill aldı ve Rip'e de yardımcı olmuş oldu. 7-6. 1'e kadar indi. Daha round başlamadı bile ama biz spam kill görüyoruz. Unlost'u da düşünen Mervan. Ben Mervan'ı gayet etkili buldum. Evet, Mervan gayet. Benim motivasyon konuşmamın işe yaradığını düşünüyorum. Çok fazla bahanelerle çıktı buraya. Evet. Maçtan önce benden şunu beklemeyin. Şöyle bahanelerim var, çalışamadım. Antrenman yapamadım, uzun zamandır CS'yi oynamıyorum demiş. Pasını çabuk attı galiba. 2-2 doğru. Magnum'e, Rip'e yakalanıyor. Unlost. Kutunun arkasından pek ayrılma niyetinde değil sanki. Evet, çok güvenli oynuyor. Saklanıyor biraz. Evet, 2 vs 1 kaldığı için. Evet, Berk'in şu an açılıp hemen vurması lazım. Yalnız Mervan'a pasladı. Başka bir round daha. Rip bu sefer açılışı yapan isim Mervan. CSGO tarihinin çok garip bir 2 vs 2'si oluyor sanırım bu kadro olarak. Desteklerini kesmiyor Mervan. Bu roundda da bir kill bulmuştu ama Rip'ten ona yardım gelmeyince 9-9 oldu skor. Rip bu sefer Magnum'u düşürüyor. Zorlayacak Mervan. Açısını görüyorsunuz. Unlost 1'e 2 oynayacak.
Her iki taraftan sıkıştırıyorlar şu anda Anlost'u. Üzerine gidiyordu Mervan evet. Ve Anlost'u yakalamayı başardı. Mervan Berk'in taarruz ateşini güzel değerlendiriyor. Ben şunu hissediyorum, Rick Mervan'ı oynatmak için her şeyi yapıyor şu an. Yalnız bu sefer erken kaybettiler onu. Rip 1'e 2 oynayacak. Kutuların üstünden bulmaya çalışıyorlar. Wallbang'de bir mermi geldi. Bunun dengeye mi gelecek yoksa fark 2'ye mi çıkacak? Rip'in çok fazla şansı kalmadı gibi. Artık 44 canı var sadece. Ve Anlost'a yakalandı. Keyif alıyor musun? Ben tam bir gösteri maçı gibi oldum. Aradaki farkın açılmasını hiç istemezdim. Ve Berk'in sürekli duvarlara sprey atmasını istiyorum şu an. Gayet güvenli, gayet safe oynuyorlar. Çok güzel oynuyor. İki takım da çok güzel oynuyor. Killeri de görüyorsunuz diğer yandan. Rip 16. killini çıkardı. Markman'in 15 kili var. Birebir Anlost'la oynayacak. İkisinde çok fazla canı yok. Yalnız Anlost biraz kutuların arkasını seviyor gibi. Evet. Ya şu an çok eğleniyor ya bir şeylerin peşinde bilmiyorum. Biraz tryhard gördün mü? Sanmıyorum çok tryhard yapacağım. Peki. 2-2. 11-11. Mark Way ilk kili alıyor. Denge yine bozulacak ama kimin lehine? Bunu göreceğiz. Rip pek fazla canı kalmadı. Her iki açıdan da sıkıştırıyorlar. Belki ben güzel bir 2vs1 bekliyorum. Kimi pek göremedim sanki. Evet ben öyle bir şey bekliyorum. Yapması lazım. Anlost hızlı başladı. Kimini çıkarmak üzereydi. Rip'ten geçit yok. Sonrasında Mark Way evet, spreyini toparlayamıyor. 12-12 oldu. Beraberlik bozulmadı sürece süper. Rip kutu arkasındaki oyuncunun farkında. Mervan'ın pek fazla canı kalmamışken bulduğu bir kill. Büyük avantajlı. Zaten Mervan pek Rip'in desteğine de ihtiyaç duymadan killeri çıkartmayı biliyor. Evet eski CS'ci Mervan. Ne kadar eski. Mark Ney'i öldürdü. Mark Ney'i öldürebileceği tek platform. Birebir. Yalnız çok gerilimli şu an. 13-12. Buradan Anlasa, öteyi koparabilirler. Mervan tarafını tutuyoruz tabii ki. Evet. Mervan, inan. Hadi be. Anlos. 13-13 olmasını sağladı. Mervan sağ üstten zorluyor fakat Magno daha dikkatli. Pek fazla canı yok. O beklediğimiz 1'e 2 bu sefer gelecek mi? Rip. Zorluyor ama mermi ulaştıramadı şu anda. Hepsi ıska gitti. Birazcık da kutunun arkasında kendisine korunmak gibi pozisyonu yapmaya çalışıyor şu an bence. Yapacak mı? Evet. En sonunda. En sonunda yapması gerekeni yaptı Rip. Ve 14-13 takımını öne geçirdi. İyi bir reaksiyon gösterebilir. Magno bir şekilde onu yakalıyor. Işte. Üstelik hasar da almadı. Mervan'a bıçak istiyoruz. Pek o niyette değiller. Evet hiç o niyette değiller. Ama bu haritada da çok zor herhalde değil mi? Yani direkt çok karşı zor. Karşıya olduğu için. Rakip mızıkçılık yaparsa round'u kaybediyorsun direkt. Evet, Mervan'dan 2 süper kill. Tebrikler. 13 kill toplamda. 29 round. Mark Nü, Rip. Karşılıklı killer. Unlost mu, Rip mi? Maçın skorunu ta yeniden kill. Rip'ten geliyor ve 16-14 kazanmış oluyorlar. Gösteri maçı. Tam bir gösteri maçı bence. Çok keyifliydi. Çok daha çekişmeli geçti. Evet. Ben gayet... Bence işe odaklandıklarını ya böyle söyleyebilirim. Aradaki fark açılsaydı falan çok keyif almazdık belki ama böyle 16-14 gibi hatta belki 16-15 daha iyi olabilir. Bir sonraki round öyle olur umarım. Böyle olması daha keyifli tabii yani. Olayın heyecanı daha oluyor. Mervan'ın 2 kill aldığı bir round evet. Vardı. Yani gerçekten şu an elini sıkmak istiyorum. Çok tebrikler. Beklediğim performanslar evet, mı bunlar? Peki her oyuncudan. Beklediğim değil istediğim performans diye. İstediğim performansı diye düzelsek daha iyi olacak sanırım. Ama evet, istediğimi aldım sonuçta. Mervan, 2 kill, tertemiz. Hiç sıkıntı yok. Ve onların tarafında olduğunu söylemiştin. Onlar evet. Kazandı. Yakın geçti. Kimse de üzülmemiştir herhalde. 16-14 evet. Sonuçta her iki tarafta kazanabilirdi. Magno'yu iyi izledik uzun zaman sonra. Sahnede gördük, o sahneden önce konuştuk onunla. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ama heyecanda hızlıca yenmiş yani. Yani çok rahat oynadığını düşünüyorum. Üst üste 3-4 round 2'şer kill buldu. Evet, orada... sanırım öyle. Tam hatırlamamakla beraber sanırım öyle. Evet, farkı da açmışlardı bayağı. Oyunun başında önüne götürüyorlardı ama sonra Rip biraz devreye girdi. Evet. Mervan oynamaya başladı. Mervan'ın 2 kill alması bence bu maçın şeyiydi yani. Kesinlikle maçı çeviren. Maçı çeviren game changer an oydu. Kesinlikle böyle söyleyebiliriz. İkinci bir gösteri maçımız daha olacak. Bir de tabii kendi ekipmanları yok şu an. Yani normalde Berk'in kendi ekipmanları işte Canto'nun kendi ekipmanları olsa tabii iş daha değişik olabilirdi. Maçımız başlıyor. Hemen
Hazırlıklar herhalde bitti bu sefer hızlıca. Hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Hayır, gösterim açısından hız kesmek yok. Süper devam. Yalnız hani bir normal işte çekişmede zit maçları, exit abnormal finger evet. maçları böyle çekişmeli geçmişti. Bir ondan sonra şov maçının bu kadar yakın geçmesi şaşırtıcı oldu. Dengeli takımlar kurulmuş. Mervan'ın da o kadar bahaneye ihtiyacı yokmuş. Evet, Mervan'ın hiçbir bahaneye ihtiyacı yok. Evet, maçımız maç başlıyor. Maç başlıyor herhalde. Her şey hazırlandı. İkinci harita. Bakalım burada yine yakın bir karşılaşma mı izleyeceğiz yoksa herhangi bir taraf söküp alacak mı haritayı? Hızlıca rip. Haritanın ilk kilini çıkardı. İkincisi de ondan. Mervan dikkatli olmalı. Kuyusunu kasabilir. Takım arkadaşı. Evet, hızlı bir başlangıç. 2-0. Üçü de görecek gibi. Tek başına kaldı Anlor. Bunun arkasından da pek çıkma niyetinde değil ama Mervan yaşatmadı pek. 3. Bu seriye bir son verilmeli. Hızlı killerle 3-0'lık seriyi bozuldu. Haritaya alışma süreçleri herhalde böyle geçti. Moral bozukluğu herhalde doğru. Herhalde bizimle dalga mı geçiyorlar diye düşünmeye başladım yani. Ah tamam, süper. İçim kırı patladı. Beklediğimiz performanslar. Mervan! Ah Mervan. Başarabilirdin. Çok güvenli Anlost. Ya ben iki açıdan görebildim. Mark Ney birazcık daha açık çalışıyor. Rip de öyle. Mervan daha güvenli oynuyor. Oynayanlar, oynatanlar belliler. Ve Rip'in killeri de ekranımıza yansıdı. 5-3. Fark yine 2. Mark Ney hemen. Ortadan isim Rip mi Mark Ney mi? Son anda Rip'in de hasar aldığını gördük ama son evet. isabetli mermiyi çıkaran da kendisi oldu. 6-3. Best of 3 olduğunu hatırlatalım. İlk haritayı Rip ve takımı kazanmıştı. O da gayet üstün gözüküyor. Mervan orada bir line'ı görebilseydi belki iki kili çok hızlı bir şekilde çıkarabilirdi. Sadece zıplayarak başladı ve kafasına çok hızlı bir şeydi. Muhtemelen Berk vurmuştur onu diye düşünüyorum. Diyorlar ama nereye sıktıklarına çok hakim değiller sanki. İlk başta. Biz izlerken böyle daha bir keyifli görürüz ya. Şey, duvarın arkası falan. Niye öyle yapıyorlar diye düşünüyorum bazen. Evet, Berk. Sahiye karşı. Sen burada iddialı olur muydun? Mervan'ı biraz... Hiç olmazdım. Berk'i yanıma alırdım çok hızlı. Diğer tarafa da para verirdim çok vurmayın diye. Bu şekilde geçirirdim günümü. O yüzden ben burada bu taraftayım. İyi ki, evet, iyi ki sen buradasın. Ve çok hızlı round oldu. Evet. Son iki roundda tarafı kazanıyor Mark ve Rip'i düşürdü. Mervan bir iki deneyecek. İlk oyuncuyu düşürüyor Mervan sonrasında. Mervan süpersin. Şarjör değiştirme yerden al. Ama olmadı. Olmadı. Wallbang geldi. Ve ilk bitti. Ama işte yani CSGO'yu oynasa bile bu haritayı çok oynadığını düşünmüyorum Mervan. Direkt mesela Berk'in mermisi bitince direkt yerden silah alıyor. Mervan'da o refleks yok. Antrenmansızlık bile. Eski kurt. Eski kurt, yeni kurt. Bakalım hangisi üstün gelecek. Oo, yeni kurt tabanca çekti. Yeni kurt. Fazla turnuvadan iddialı. Turnuvadan sonra dayak yiyecek. Dayak yiyecek. Garantilendi. Blok headshot. Uzun mesafe. Moral bozar mı bu acaba? Unlost. Mervan'ı evet, düşürüyor. 9-8 oldu. Ve wallbang çalışıyorlar. Evet evet. Full full. Herkes duvar arkası çalışıyor. Martin'e Mervan. İşte Mervan burada biraz, acemi. Biraz inansa. Yani, duvar arkasına daha fazla denemesi lazım. Onun da Rip ne ara aldı iki tane kili. Ona 9. Maç yine yakın geçiyor. Mervan. Mervan'a güzel bir skor geldi. Oo çok çok evet, yakındı. Yazık 10, oldu. 10. İki kill almaya yakındı Mervan geçtiğimiz round. Rip öyle değil böyle yapılır diyor. 11 10 yaptı. Tekrar öne geçtiler. Ama Rip erken düşünce Mervan o kadar güven veriyor mu evet, sence tek başına? İnanırsa yapar diyorum. Bu sefer de olmadı. 11-11. Magne'ye Mervan düşürmüş. Çok hızlı düştü. Berk. Tek kaldı. Berk niye duruyor? Berk durma. Blok mu çekecek? Anlos. Evet, 12-11. Verilen hasarlar var şuraya bakar mısın? Duvarın arkasında bitirdiler neredeyse. Mervan Anlos'u. Uf, çok evet, güzel çok bir tek. Güzel vuruş.
VIP'ten 13-11 iddiasını daha fazla sürdürüyor artık. Mervan mı akmayı düşündük? Çok güzel. Mervan aktı. 9 kili var şu ana kadar. Bence iyi destek oyuncusu. Çok iyi destek olduğunu düşünüyorum. İyi destek oyuncusu. Ve Rip de o destek oldukça yeri geldiği zaman ortaya çıkıyor. Evet, Rip düştü. Evet, çok hızlı bitti. 15-12. Belki yine hızlı düştü. Mervan'a mı pozisyon hazırlıyor acaba? Mervan'ın hemen öne çıkıp dikkat dağıtması lazım. Mansur Fayda, Berk o durumu toparlar diye düşünüyorum. Evet, evet 16-13. 16-13, 16-14 ilk haritaydı. 16-13 ikinci harita, kazanan değişmedi ikisinde. Evet, 16-14. Yakın skorlar oldu, keyifli maçlar oldu. Ben gerçekten beklediğimizi aldık. Mervan'ın çok efektif olduğunu düşünüyorum. Mervan, süpersin. Bence kendisiyle o kadar, yani kendisiyle daha fazla barışık olması lazım bu konuda. Evet, ama o şeydendir herhalde. Biraz da biz korkuttuk ya, işte öyle iyiler, böyle iyiler falan dedik, biraz böyle şey yaptık. Ama yanında da sonuçta Rip var. Evet, yanında da Rip var. Çok, çok iyi bir oyuncu. İyi bir seri geçtiğini gördük. 2-0. Evet, maçlar da çok keyifliydi. Sen olsaydın böyle geçer miydin? Evet, şu an Cantu'yu görüyorum. Galiba... Çok keyifliydi ya. Ama sesin gelmiyordur yüksek ihtimalle. Onu nasıl hayal... Buraya da konuşabilirsin. Çok keyifliydi diyorum. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Kaybettin. Böyle kaybedeyim, kaybedeceksem ne olacak? Biraz seni önde göremedik ama. Abi, çok kutu arkasında kaldın. Getirmedim, hiçbir şey yoktu. Oturdum oynadım yani. Rakipte var mıydı? Bir de Berk çok iyi oynuyor yani. Öyle diyorsun. Orada haklısın kesinlikle. Arkandan konuştuk. Ne diyorsun ya? Evet. Ne dedin tahmin hakkında maç için? Ne dedin? Berk dedi çok kötü falan gibi dedi. Böyle boyu kısa falan dedi senin için. Seriyi noktaladık. Gösteri maçımız burada sona erdi ama yayınımız devam ediyor. Analiz masasıyla tekrar Tuana karşınızda. Evet Ali Can, şu an yanımda Salih var. Mark ne? Seni gördüğüm için bayağı mutluyum. Oldlar bilir Salih'i. Ama elin soğumamış gibi görünüyor Salih. Vallahi iyi oynadık ya Cantu'yla. Beklemiyordum bu kadar. Berk'i durduramadık doğal olarak. Yok etti bizi. Güzel maçtı, heyecanlıydı. 16-14, 16-13 kaybettik. Yenebilirdik ama güzel ve eğlenceli bir maç oldu ya. Bence yine bayağı varlık gösterdiniz yani. Berk yine oynadı ama siz de oynadınız yani. Ya aslında benim oynadığım zamanlarda aim map'lerde armor oluyordu. Birazcık daha AK ile oynaman gerekiyordu. Şimdi oynadığımız iki map'te de armor olmayınca ben de birazcık bocaladım. M4 oynayınca aim punch yiyorsun böyle. Mermin cross'u tam doğrultamıyorsun. O sebepten ötürü biraz zorlandım ama sonradan alıştık. Olmadı diyelim. Kısmet değilmiş. Ya sen de eski bir CSGO oyuncususun. Böyle bir turnuva düzenleniyor 2v2. İnsanlar gelip buraya kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. Bu atmosferi değerlendirmen gerekse ne düşünürsün? Çünkü sen de yani hani önemli yerlere gelmiş, böyle turnuvalar çok oynamış bir isimsin. Ya aslında Red Bull'un yaptığı bu turnuva gerçekten Türk Counter-Strike camiasına çok büyük katkı sağlayacak orta vadede. Çünkü farklı şehirlere gidip oradaki oyuncuların ayağına gidip orada onlara bir turnuva düzenlemek gerçekten kayda değer bir şey. O şehirde var olan oyuncuları yükseltmek, ön plana çıkarmak, belki yarın bir gün e-sporda çok iyi bir yerlere gelmesini sağlayacak bir etkinlik. O sebepten ötürü Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. Ben de birazcık ara vermiştim Counter-Strike'a. Bir dönemdir yoktum, yaklaşık 1-2 senedir. Ama hani böyle bir etkinlikle benim de dönmem aslında bana da çok büyük bir gurur kaynağı. Bu tarz sunumlar devam ederse, farklı şeylerden oyuncular da e-spor ekosistemine katılırsa çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum e-sporda Türkiye adına. Tabii eski CSGO zamanından bu zamana kadar ki gelişimini en iyi sen takip etmişsindir diye düşünüyorum. Buradaki turnuva, dekorlar, işte insanlar gelip buraya destek verme şansı buluyorlar.